hoş geldiniz efendim. İyi günler. İyi günler. İmzalamanız gereken evraklar var efendim. Dün imzaladığım evraklar idareye gitti mi? Onlar gitti. Bunlar bugün gelenler. Dört numaralıdaki hasta ne oldu? Aa, o taburcu olacakmış bugün. Ha, gitmeden beni görsün. Olur, söyle. Tavsiyelerim olacak. Oldu efendim. Ya bugün çok güldüm. Ne oldu? Yemekhanede şu kağıdı buldum. Herhalde bizim arkadaşlardan biri düşürmüş olacak, cerrahlardan. Hmm. Ne yazmış bak. Ne yazmış? Yemin ederim ki günde en az 10 ameliyata girmek zorunda kalmasam... Yemin ederim ki günde 4 saat uykuyla aylarca çalışmak zorunda kalmasam, yemin ederim ki anesteziyi odacı Kazım verirken ameliyat yapmasam, ameliyat denen şeyin hemşiresi, teknisyeni, hekimiyle bir ekip işi olduğu bir anlaşılsa ve de yemin ederim ki arada bir bardak çay içecek zaman bulsam, vallahi de billahi de o sargı bezini hastanın karnında unutmazdım. Adamın canı yanmıştı. Herhalde bu bizim stajyer doktorlardan birinin işidir. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Onlarla gururlanıyorum. Haklısınız efendim. İmzalanacakların hepsi bu mu? Hepsi onlar efendim. Ha, bu arada dışarıda yüzü gözü karma karışık bir adam geldi. İlle de sizi göreceğim diye tutturmuştu. Allah aşkına. Ya alalım. Al içeri, bana da bir kalem getir gelirken, tamam mı ya? Tamam, getireyim efendim. Al. Buyurun bey amca, bu taraftan gelebilirsiniz. Peki efendim. Buradan buradan sağdaki kapı. Beyefendi, süzme yapıyorsunuz. Nesin sen? Evet. Sen nesin? Nasıl nesin? Nesin? İnsanım. Hadi. Vallahi ya. Hadi yapma. Annem babam öz çünkü. İnsan. Evet. Yapma. Oradan acayip bir mahluk gibi mi gözüküyor? Ya insan olduğunu görüyorum. Ay, bana da şüphe geldi ya. Tamam beyefendi, ben insan olup olmadığını sormadım ki. Kimsin, nesin dedim. Evet, vatandaşım efendim. Ne daş? Vatandaşım. İşte şimdi inanmam. Vallahi ya. Vatandaş. Buyurun eve giderim, anama sorarım isterseniz. Peki, madem vatandaşın ikametgahın var, var mı? Yusuf kağıdı var. Yusuf kağıdı tabii, resmin yoktur garanti. Var efendim, şakşip yeni çektirdim. Ne şip? Çabuk şakşip, pirit. Ha, şipşan. Evet, evet. Hayret, adamdan ne istediysem çıkardı verdi ha. Sapsız keser istesem verecek vallahi. Ne dediniz, anlamadım. Sapsız keser diyorum, istesem verecek. Tabii, buyurun efendim, sizi mahcup eder miyim? Buyurun. Bak, onu da verdi. Pekala, ben senin vatandaş olduğunu nereden bileceğim? Efendim, bugün muhtarlıklardan gittik, hüviyetimizi aldık. Allah razı olsun devletimizden, yeni hüviyetler çıktı. Biliyorum, onu duydum, ikinci hüviyetleri verecekmiş. Verdiler mi? Verdiler efendim. Nasıl, güzel mi? Çok sempatik. Ben görmedim, bakabilir miyim? Ama ne kadar güzel. Yeni vatandaş hüviyeti. Buyurun efendim. Yeni vatandaş hüviyeti bu mu? Evet, 15 gün sonra bunu iade edeceğiz, yenisini verecekler. 3 santim uzamışını. Her 15 günde uzuyor. Uzayacak efendim. Az sonra kaybettim. Şu kağıtları imzalasanız da götürsem. Oldu. İmza, evvela sen bir zımba ver de şunları deldirelim ya. Zımbamız yok efendim. Nasıl efendim? Ne yok? Zımba yok. Koskoca hastanede zımba yok. Yok, ne yapayım? Kağıdı mı deldireceksin? Evet. Müsaade edin efendim, deldirelim. Hemen deldirip geleyim. Ya kim bu acayip adam? Vallahi ne bileyim doktor bey, nereden çıktı bu adam? Efendim, merak mı ettiniz? Evet, merak ettim. Sizin çıktığınız yerden. Mama bir becerikli bir adam. Buyurun, derdim. Nasıl becerdin bu işi böyle? Efendim, orada bir köpek duruyordu. He. Köpeğe kızdırdım, köpeğe hakaret ettim. Isırmak için ağzını açınca kağıdı soktum, çektim. Allah aşkına. Ne dedin de köpek bu kadar kızdı? Yok ya. Al şunları imzaya götür. Öbürünü de temize çekiver yavrum. Pekala. Sana bir kart açalım bakalım. Evet evet. Adınız? Evet. Adınız? Niyazi. Efendim? Niyazi, Niyazi. 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 Biz ne dedik? Niyazi. Mustafa mı diyoruz? Hayır efendim. Şimdi değil. Niyazi. Evet. Ha. Niyazi. Anladım. Adı niye? Niyazi. Göbek at. Evet. Göbek at. Kına geçesi mi var? Niye atayım? Bu ne laubalik hemşerim? Ha, niye göbek atayım? Dur. Göbek at dedim. Efendim, ya... Göbek at! Ne yapıyorsun adam sen? Evet. Ne yapıyorsun? Gideyim efendim. Hayır efendim, onu sormadım. Doğduğun zaman baban kulağına bir şey bağırmadı mı? Bağırdı. Ne dedi? Sırası mı lan? Niye geldin? 26 kardeştik. Ya onu söylemiyorum beyefendi. Eskiden adetti, çocuğun göbeği kesilirken isim koyarlar.
Sana koymadılar mı? Evet. Sana isim koymadılar mı? Ha, onu mu diyorsun? Onu, göbek ismini. Ha, göbek adını söyle. Evet. Yok yok. Yok yok. Evet. Güzel. Soyun? Evet. Soyun? Buradan muayene edeceksiniz. Beyefendi, ne muayenesi? Soyun diyorum. Niye? Niyazi değil ama, mi? Ama niye? Yavuz, Allah aşkına soyun beyefendi, soyun. Efendim, soyunamam, affedersiniz. Niye? Sabahleyin hamamda donumu çaldılar saat 10:30'da. Yepyeni don gitti, 3 sene daha giyerdim. Gitti, 4 yamalı don daha. Ya saçmalamayın Allah aşkına, sizin yamalı donunuzu kim ne yapsın be? Yamalardan bir tanesi İngiliz kumaşıydı. Ya, beyefendi Allah aşkına, benim işim gücüm var, ameliyata girmem lazım. Anlaşamıyoruz sizinle efendim. Anlaşırız efendim. Anlaşalım lütfen. Verin elinizi, anlaşırız. Tamam. Kravata kaç lira vereyim? Ya çek elini, onu sormuyorum be kardeşim. Niyazi. Ya adınız Niyazi, tamam. Niyazi'nin arkasından ne gelir? Ne gelir? Ev sahibi, bakkal, kasap, fırıncı, ne gelir? Yahu kardeşim, onu sormuyorum ya. Ya. Bana bak, beni hasta etme Allah aşkına. Oğlum adın Niyazi değil mi? Evet. Niyazi'nin kuyruğu yok mu? Siz beni sıçanla karıştırdınız. Ya ay, soy... Merak ettim ya, bir dakika. Ne oldu? Vallahi yok ya. Ay bir de yok diyor, deli olacağım ya. Ya senin soy ismin yok mu kardeşim? Evet. Soy ismin. Var efendim. Ne? Kahraman. Ha? Evet. Ne de kahraman ya. Ne iş yaparsın? Efendim şairim. Şiir okurum hep. Şiir, şair. Şair. Evet evet. Kalem oynatıyorsun. Kalem oynatmak ne doktor bey. Silgiye peren dağıtırım vallahi. Anlaşıyor. Ben... Niyazi. Ben şairleri severim. Ne tip şiirlerle uğraşırsın? Efendim 50 yıl evvel hoşuma gitti. Meşhur şairlerimizden Namdar Efendi'nin güzel bir şiiriydi. Politikacılara hitap ediyor. Politikacılar. Ben bu politikacılara hitap eden şiiri Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık kürsüsünde okumak istiyorum. Hı. 50 yıldır yağmur, çamur, toz, sıcak Millet Meclisi'ne gidiyorum. Hı. Fakat orada bekliyorum. Hı. Diyorlar ki bugün olmaz. 50 yıldır kaç iktidar geçti fakat şiiri okuyamadım. Dinlemediler. Dinlemediler. Ayıp etmişler ben vallahi. Ben de inat ettim. Oradan başka kimseye okumuyorum. Bak ben dinlemek isterim şahsen. Zaten sizde sana sever bir yüz var benim. Lütfen okuyun, dinleyeyim. Politikacılar. Giriş güzel. Çıkışa bakın efendim. Esas o güzeldir. Hı. Sizleri biz seçtik. Ne çabuk unuttunuz. Tamam kes. Hastanede siyaset istemem. Ne oluyor bu? Efendim? Ne oluyor? Bir şey yok, şiiri geri aldım, ne var? Efendim öyle yapmayın, tik var bende, sinirim bozuluyor. Tamam, söyleyin bakalım. Buraya niye geldiniz? Evet. Niye geldiniz? Muayene olacak. İyi, söyleyin, dinliyorum. Evet. Dinliyorum. Politikacılar, sizlere... Onu söyle demedim. Burası bir hastane. Burada adettir. Hastalar söyler, hekimler dinler. Sen söyleyeceksin, ben dinleyeceğim. Hadi, söyle. Ne söyleyeceğim acaba ya? Öyle şarkı falan da bilmiyorum pek. Selami Şahin'in bir şarkısı var, onu söyleyeyim. Sen gittin ya... Ağzımın tadı kalmadı. Sen gittin ya. İnan karnım doymadı. Özledim. Zeytinyağlı dolmaları özledim. Özledim. Tereyağlı pilavları özledim. Bana saçma geliyor bu. Saçma da ondan. Ben sana bunu mu söyle dedim? Bu değil mi efendim? Hayır. Ankara'nın taşına bak, emeklinin maaşına bak. Bodacılar beceri. Başka. Evet. Başka. Başka mı? Hani ya da benim %15 zamlarım, zamlarım. Ah gece gündüz Allah'ım. Efendim bu da mıydı? Hayır. Allah Allah. Başka başka efendim. Başka. Efendim? Hiç şey yapar efendim, çok güzel taklit yaparım, isterseniz taklit yapayım. Efendim. Ne taklit? Efendim. Beyefendi, zaten siz manyak mısınız? Ben de onu merak ediyorum da, efendim manyak mıyım? Kafadan sakat mıyım, bunu bilemiyorum. Yahu ben sana şarkı söyle demedim ki adam. Ben sana burada hastaneye gelmişim, şikayetin ne diye soruyorum. Sen bana şarkı söylüyorsun. Öyle miydi? Tabii, şikayetin ne?
anneme sorup geleyim isterseniz. Ya niye geldin, şikayetin ne bu hastaneden? Hastane memurları bana iyi davranmadılar. Ha, kes! Arkamdan yapıyorlar. Hemen memurlardan şikayet. Sanki hastane personeli sizden çok memnun değil mi? Çok iyi hareket ediyorsunuz onlara karşı. Sen kendi adatı attırı ver. Ne? Sen kendi adatı attırı ver. Beyefendi bir dakika. Ne oldu bir dakika? Konuşmanıza ne oldu öyle birdenbire? Küçükken bir hastalık geçirmiş. Vay vay vay, öyle mi? Çok üzüldüm, inanın. Böyle nasıl? Birisi çok bağırdığı zaman, birdenbire korkuyorum. Öyle mi? Evet. Pardon, ben sizi korkutmak istemedim, inanın. Hani ben bir an evvel derdinizi öğreneyim de... Elinizi çabuk tutun, biraz sonra sular kesilecek. Hamamcı mısın, yıkıyorsun beni? Bana bak, ilk defa ne zaman oldu bu tutulmalar? Bundan... O zaman 3,5 yaşındaydım. 3,5 yaşında. Tüdüdük bir toduktum. Evet. Yağmurlu bir havadaydı. Döh dürledi birdenbire. Evet. Arkasından şimşek çaktı. Anladım. İşte o esnada korktum. Şimşekten korktum. Hayır, şimşek çakınca karanlıkta babamı gördüm. Nasıl? Çıplak gördüm, çok korktum. Babamın elinde tabanca gibi bir şey vardı. Evet, tabanca gibi bir şey vardı. Baktım annem orada yatıyordu. Dedim cinayet mi istediler acaba? O gece çok korkmuştu. Vah canım benim, vah canım benim. Anladım yavrum. Ama bunlar geçici tutulmalar. Anladım. Bazı kelimeleri korkunca ters söylüyorsun. İtaretle konutuyor. Anladım. G'leri D gibi söylersin. R'leri T gibi söylersin. Ama bunun kolayı var yavrucuğum. Böyle tutulma olduğu zaman birdenbire, birden 15'e kadar süratle sayarsan geçer. Hadi hadi. Tabii. Bir. Güzel. İti. Bak iti diyorsun. K-Y-T diyorsun. İtiden sonra kaç geliyordu? Üç yavrum. Üç. Güzel. Dört. Ne? Bet. Ha? Baştan say. Bir. İti. Üç. Dört. 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 Ben ne dedim? Ne dedin? Dört. Hadi lan lan lan. Söyleyemiyorsun işte. Hatta onu beşe geç. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kıçmış. Doktor sen şey diyeceğim zannettin. Ne? Lan 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 lan. Söyleme o lafı, sinirimi boz o lafı.